Car Parking'de kimsenin bilmediği özelliklere hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son oyuna güncelleme gelmişti. Bu güncellemede Mountain ve de yeni arabalar, yeni yeni mapler falan gelmişti. Japonya mapi falan gelmişti. Gayet de çok güzel bir detaydı. Ve birkaç yerlerde araştırma yaparak oyunda kimsenin bilmediği özellikler buldum. Bu da sizin en sevdiğiniz seri olarak da bu seriye tekrardan devam ediyoruz. Benim de kaçırdığım detaylar varsa da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilerseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim efendim. Evet, ilk özelliğimizden başlayacak üzere olursak, ilk özelliğimiz Japonya map ile alakalı. Map'te detaylı bir şekilde gezecek olursanız 7-Eleven marketleri var. Bu marketleri sırf telif yememek için farklı bir marka yapmışlar. Ve de oyunda böyle bir güzel marketlerin olduğunu söyleyebilirim. Burada çok güzel RP'ler falan yapabilirsiniz. Umarım bu 7-Eleven marketlerini fark etmişsinizdir. Yine Japonya map ile alakalı. Bu map'teki benzinliklere girerseniz benzinin yanında şöyle bir yıkama olduğunu göreceksiniz. Bu yıkama normal car parking'deki yıkamalardan değil, daha farklı bir yıkamaya eklemişler. Bu yıkama şu anlık çalışmıyor. Bu ileride çalışır mı çalışmaz mı bunu mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Farklı araba yıkama makinesini fark etmişsinizdir. Özelliğimiz ise hemen yıkama makinesinin yanındaki markete bakacak olursak bu marketlerin de değiştiğini görebiliriz. Bu marketler de tam da Japonya'daki marketler gibi yapmaya çalışmışlar. Açıkça söyleyeyim çok yani emek harcanmışa benziyor. Çünkü detaylar var markette falan. Bayağı bir iyi oldu. Bunu söyleyebilirim. Roleplay açısından çok güzel videolar döner burada. Klipler, fotoğraflar falan yapabilirsiniz burada. Umarım buradaki marketin detaylarını da fark etmişsinizdir. Sıradaki özelliğimiz size Mountain Map ile alakalı. Mountain Map'inde böyle bir gizemli bir tabela getirmişler. Silinmiş, yani kağıtları alınmış bir tabela getirmişler. Biliyorsunuz arabaların gösterildiği tabelalar vardı. Bu tabelalar oyunda duruyor ama böyle bir boş tabela eklemişler. Bu tabelalara yeni araba fotoğrafları eklenir mi veya böyle kalacak mı? Bunu tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimal araba fotoğrafları falan getirirler buraya. İnceleme haberleri ekleyebilirler bu tabelaya. Tabela çok büyük. Tabelalardan bunu fark ettim. Umarım bu tabelada ilerleyen zamanda fotoğraflar, arabalar, yeni güncellemenin geleceği haberleri verirler. Oyunda şöyle bir grafiti gördüm. Grafiti bir eski model Amerikan tarzı polis arabası grafitisi var ve de yanında da grafiti yapan kişinin imzası var. Grafiti ne anlama geliyor diyecek olursanız oyundaki çoğu grafitideki arabalar oyuna geldi diyebiliriz. Bir tek E30 grafitisi vardı, o gelmedi bir tek. Onu da belki ilerleyen güncellemelerde getirirler, onu bilemeyiz. Ama bu eski Amerikan tarzı arabayı büyük ihtimal oyuna getirebilirler. Çünkü oyuna full yeni yeni arabalar getiriliyor. Ve de eskiye yönelik hiç araba getirmiyorlar. Yönelik en son şey gelmişti herhalde. Bir tane insanın arabası vardı, o getirmişlerdi. Tam olarak bilmiyorum. Eskiye yönelik arabayı yoğunlukla getirme şansları daha yüksek diyebiliriz. Bu Amerikan eski model polis arabasında oyuna gelme ihtimali çok yüksek. Bunu da grafitiyle gösterme şansı yakalamışlar oyun yapımcıları. Umarım bu grafiti detayını fark etmişsinizdir. Oyunda başka bir grafitiyle devam edelim. Şöyle bir arada logo fark ettim. Dünya Barış logosu. Bunu bilmeyenler direkt şöyle demiş olabilir. Bu logo mu, araba logosu mu falan demiş olabilirler. Arkadaşlar bu dünyanın barış simgesi. Ya böyle bir oyunda barış olsun diye böyle bir grafiti getirmiş olabilirler. Bu oyun yani grafitiyle getirmeyle olmuyor. Oyuna da resmi bir kanun, kural falan getirmeleri gerekiyor ama adamlar grafitiyle çözmeye çalışmışlar. Onu tam olarak bilmiyorum ama oyunda da böyle bir barış simgesi logosu olduğunu gösterebilirim size. Sıradaki detayımız ise bu Mountain Map ile alakalı. Mountain Map'inde ulaştığınız sürece bir tane yerde NPC arabasının bozuk olduğunu göreceksiniz. Bu NPC arabası ise tekerlekleri yok. Tekerlekleri olmadan bir şekilde park edilmiş durumda. Valla bilmiyorum bu oyunun bug'ı mı yoksa normal böyle mi getirirler? Yani arızalı mı yoksa hasar mı almış? Tam olarak onu da bilmiyorum. Arabayı kaza yapmış, imasını vermişler. Oyunun bug'ı mı tam olarak bilmiyorum ama bu bug gibi. Bu NPC arabasında böyle de tekerleklerin olmadığını fark edebilirsiniz. Umarım bu detayı da fark etmişsinizdir. Yani şu anlık yeni güncellemede kimsenin bilmediği özellikler bunlardı diyebilirim. Daha çok kimsenin bilmediği özellikler biliyorsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tür videolara hoşunuza gidiyorsa mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Bir sonraki videoya denk hepiniz hoşçakalın efendim.